Burcu MTV takipçilerimize merhabalar diyoruz. Uzun bir aradan sonra yine geziyorumla sizlerle birlikteyiz. Bugün Ergene Belediyesi tarafından Veli Meşelebeşe'ye kazandırılan Koca Gölet'e geldik bu sabah. Koca Gölet'e gelmeden Ergene Veli Meşe'deki kahvaltı etmeden de olmaz dedik. Şu gördüğünüz kahvaltı tabağını veriyorlar sabahları. Fiyatı da 25 lira. Takipçilerimiz Ergene Belediyesi tarafından Ergenelilere kazandırılan Veli Meşe'deki göletteyiz. Tesadüfen Sayın Başkanımız da buraya geldi. Röportajımızı onunla devam edelim. Sayın Başkanım, öncelikle kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Hemen birkaç sorum da olacak. Kaç dönüm üzerine yapıldı burası? Ne kadar da bitirildi? Efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet, yine biliyorsunuz Türkiye ve dünya pandemiden geçiyor. Biz de bu süreci yaşadık. Ben yine tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Projeyi söylüyorum. Tüm Trakya'ya hitap eden bir proje. Burası sadece bir bölgeye hitap etmiyor. Çünkü Ergene bir bütün. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Balık tutmak bedava. Sayın Başkanım, araya girmek istiyorum. Şöyle gölete doğru da gidelim. Kaç dönüm alan üzerine kurulu burası? Bir de arabası olmayan Ergeneliler, Çorlular nasıl gelecek? Bir ulaşım olacak mı? Büyükşehir'den bir otobüs tahsisi yapılacak mı buraya? Şimdi burası şöyle, gölet 16 dönüm üzerine, 16 bin metrekare, 16 dönüm. Eskiden burası köy tüzeltkişinde sulama göletiydi. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar buradan su içiyorlardı yıllar önce, tabii bizim çocukluğumuzda. Ama bu su tamamen özelliğini koruyan, azalıp çoğalmayan bir yer. Çoğalıyor tabii ki yağmurlar yağınca da, ama özelliğini devam ettiriyor. O yüzden bizler de burasını işte daha önce hayallerimizde vardı, hedeflerimizi gerçekleştirdik, projelendirdik. Bugün de vatandaşımızın hizmetini açtık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Böyle bir tesis kazandırdığınız için de teşekkür ediyoruz CEP TV olarak. Tüm basına ve sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Sizler bizim sesimiz olacaksınız. Her zaman basınımıza teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten göletin muazzam bir görüntüsü var. Aşağıya şöyle bir eğildim, baktım küçük küçük balıklar da mevcut. Bir için özellikle inşa edilmiş. Geçtiğimiz günlerde de ilk nikah vardı, yine burada kıyıldı. Geniş bir platform yapılmış. Güzel düğünlere de sahne olacak gibi gözüküyor burası. De yer alan Gölet Kafe'nin iskelesindeyiz. Şimdi de böyle yürüyüş yapmak isterseniz çepeçevre göleti çevreleyen bir iskeleye de sahip. Biz de şurada biraz sıcak ama sizlere göstermek için biraz yürüyüş yapacağız. Kolay gelsin. Böyle bir gölet turu yapıyorduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Recep. Memnun musunuz Ergene Belediyesi'nin bu yatırımından? Çok memnunum. Güzel. O balıklarla uğraşıyoruz. Şimdi balıklar tutuyoruz. Ne balığı tutuyorsunuz burada? Sazan var, yayın var. Var işte sazanla yayın. Tutabiliyor musunuz? Var mı çok? Vallahi iki tane tuttuk işte. Başka yok. Maşallah.
misin? Rastgele sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Salih. Burada Velimeşe'de oturuyorum. Bu güzel gölde hem balık için hem de güzel bir vakit geçirmek için boş bulduğum ilk vakitlerde buraya değerlendirmek için geliyorum buraya. Aileler de artık çok fazla geliyor. Çocuklar için harici gezi alanları oluştu. Ve arka tarafta şurada, orada çocuk parkı falan oluştu. Yani gerçekten çok güzel bir şey oldu. Balık tutabiliyor musunuz? Nasip. Kolay gelsin. Evet, gölün etrafında gezmeye devam ediyoruz. Az önce birkaç Velimeşeli vatandaşımızla da röportaj yaptık. Gölden balık tutuyorlar. Serin havanın tadına varıyorlar ağaç altında. Ergene Belediyesi tarafından Ergenelilere kazandırılan gölet kapıyı gezdik sizin için. Koca Gölet diye de geçiyor. Tabii Ergene'nin simgesi sevgi kenti Ergene. Onu da burada yansıtmış Ergene Belediyesi çok güzel bir kalple. Evet, Velimeşe'deki göleti sizler için gezdik. Çok doğal bir manzara var. Özellikle gençlerimiz burada evlilik teklifi yapabilir sevdiklerine. Çok güzel doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Bunu antiparantez belirtelim. Su yılanı, su kurbağası, su kaplumbağası hepsini gördük. Hepsi var. Çok doğal bir ortam sizleri bekliyor. Evet, değerli Şorlu Cep TV takipçileri, bugün Ergene Belediyesi tarafından kazandırılan Velimeşe'deki göletteydik sizler için. Göleti sizlere tanıtmaya çalıştım. Geziyorum programı kapsamında. Bir ara Sayın Başkanımız da bize eşlik etti. Gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık diyoruz. Çocuk oyun alanları, kafeler, göl kenarında balık tutma imkanı. Özellikle nişan, nikah, düğün törenlerinizi yapabileceğiniz bir platform var. Sabah kahvaltınızı edebilirsiniz. Sabah 9, akşam 24 saatleri arasında sizlere hizmet veriyor Gölbaşı Kafe. Ben teşekkür ediyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Bir başka geziyorum programında. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.